Sevgili izleyenlerimiz, biraz önce öyle bir gösteri izledik ki inanılmazdı. Bunun üzerine konuşmak istiyorum. Çılgın davulcu Erkan var yanımızda. Merhabalar. Öncelikle Uşağımızın İnaköy'üne hoş geldiniz. İsmim Erkan Karagöz. Lakabım Uşaklı Çılgın Davulcu. Dünyada ve Türkiye'de 7 davulu çalan tek çılgın davulcu olaraktan kendim nam saldım. Yalnız esas mesleğim benim tornacıydı. Sanat Okulu Torna Telsefi Bölümü mezunuydum. Kendim aynı zamanda Kur'an kursu mezunuyum. Aynı zamanda 7 türlü müzik aleti çalıyorum. Bunun içerisinde kısa bağlama, uzun bağlama, az zurna, cümbüş çalıyorum, gitar çalıyorum, davul çalıyorum, darbuka çalıyorum. Aşağı yukarı 30 senedir müzisyenlik yapıyorum. Müzik aletleri Uşak'ta satış yerim var. Şu anda da severek yapıyorum işimi gerçekten. Büyük şehirde böyle şov yaptığın zaman herkes sanatçı gözünden bakıyor. Yalnız ufak şehirde böyle şov yaptığın zaman yok efendim manyak mı, çatlak mı, gırık mı? Hatta benim eşim daha ilk beni gördüğümde beni gırık çatlak zannetmiş. Hatta merak ederekten beni arıyor. Seni diyor düğünde gördüm. Sen manyak manyak oynuyordun. Sen akıllı mısın, deli misin? Biliyorsun bizim Türkiye'de deli olunmadan veli olunmuyor. İlk önce deli olacaksın ondan sonra veli diyorlar ne yazık ki. Bir kızı zamanında çok sevdim, alamadım. Benden uzaklaştılar bana vermemek için. Düğünüme bir hafta kala yaptım bütün masraflar yaptım fakat bir hafta sonra da uzaklaştırınca koptum ve ondan sonra duygusal olarak da içime kapandım dedim bundan sonra dedim normal bir evlilik yapmayacağım dedim bundan sonra öyle bir evlilik yapacağım ki dedim çoluğu olacak çocuğu olacak dedim ve çoluk çocuk da olsa kabulüm dedim. Yani dul olmak ayıp diye sonra insan evlenip boşanabilir. Benim evliliğimden hiç çocuğum olmadı. Eşimin ilk eşinden 3 çocuğu vardı. Eski eşi ölünce çocuklar bize kaldı. Artık kendi çocuğum olmadığı için eşimin çocuklarını ben kendim büyüttüm. Eşimin bir kız çocuğu vardı. 2 tane oğlu vardı. Kendi çocuklarım gibi onları büyüttüm. Ev verdim, telli duvaklı gelin çıkardım. Birisini üniversiteye gönderdim. Birisini meslek sahibi yaptım. Pişman da olmadım. En azından sevdiğim insanla evlendim yani. Hatta ailemin haber olmadan evlilik yaptım. Gittim resmi nikahımı, imam nikahımı ve aynı zamanda evimi değiştirdim. Benim ailem benim evlendiğimi 2 hafta sonra öğrendiler. Nasıl oynayışım gibi evliliğim de tuhaf oldu. Tabii evlilikten sonra 1 sene ailem benimle görüşüp konuşmadı. 1 sene sonra ailemle aramı düzelttim. Düzelttikten sonra da dediler oğlum sen hiç evlenmedin. Eşin evlendi en azından o bir düğün gördü. Sen de kendine bir düğün yap dediler. 1 sene sonra eşime gelinlik giydirdim. Ben çaldım o oynadı. İkimiz oynarken CD'yi taktık. İkinci 2 gün düğün yaptım. Öyle de müthiş bir düğün oldu ki. Yani muhteşem bir düğün oldu. Böylelikle güzel bir evliliğim oldu. İçimdeki şu yarayı Muhammed'e arz edeyim. Muhammed'e canlar kurban canamede. Muhammed'e canlar kurban canamede. Gideceğim bu dünyadan gideceğim bu dünyadan gideceğim haberi verin Muhammed'e ben yanına gideceğim.